Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel, kolay bir örneğim var bugün. Onu yapacağız. Beraberce bebeği ipi kullandım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu markanın ipi çok güzel, yumuşacık. Ben de yeni keşfettim. Almıştım, böyle beğendim ama çok da güzel, yumuşacık çıktı. Neyse arkadaşlar, şimdi şu 3 numarada tığ kullandım. Şimdi örneğe başlayacağım. Çok güzel ve kolay bir örnek. Yeni başlayan arkadaşlarım mutlaka denesinler. Zincirimizi şöyle çekelim. Zincirimizi çekerken çok sıkı veya gevşek çekmeyin. Normal bir zincir çekin. Sıkı olursa altı gerdiriyor arkadaşlar. O yüzden çok sıkı çekmeyin. Biraz şöyle çekeyim. Ondan sonra örneğimize başlayalım. Şöyle bakın arkadaşlar, çektim birazcık. Birkaç tane, çok büyük olmasını istemiyorum. 1, 2, 3 tane bıraktım. Dördüncü zincirimin içine bir trabzan yaptım. Yan yana 2, 3 oldu zincirimden. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. 2 zincir çekiyorum. 2 tane zincir bırakıyorum arkadaşlar. Üçüncü zincirime tek kanat battım. Bakın şöyle. Bir, iki, üç, dört tane yan yana trabzanımı yaptım. İki zincir çektim ve iki tane zincir bırakıyorum. Üçüncü zincirime tekrar dört trabzan. İki zincir, iki tane bırakıyorum, dört tane trabzan yapıyorum yan yana. İki zincir ve İki tane zincir bıraktım. Bu şekilde örneğimizi kuruyoruz. Ay pardon. Aynı yere batmışım yanlışlıkla. Yanındaki zincire batacağız. Dört tane yan yana. İki zincir. Dört trabzan. Zincirinizin yettiği yere yapın ya da artan zincirinizi kesin arkadaşlar. Örneğinizi kurduktan sonra ölçü alın. Böyle. Örneğimizi kurduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim, döndüm. Aynen trabzanlarımın tepelerine, burada bakın, burada bunu bırakıyorum, buraya batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincirimden 4 trabzan. Trabzanlarımızın tepelerine birer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı yapmış olduk.
Gördüğünüz gibi hep aynı işlem arkadaşlar. Sadece trabzan ve zincirden oluşuyor. Yapabileceğiniz çok kolay bir örnek. Şimdi bakın burada da 3 tane yaptım. 3 tane trabzan, bir tane de zincirimin içine yapıyorum arkadaşlar. Şöyle katını alıyorum, iki katını ve 4. trabzanımı da zincirimin içine yaptım. 1 2 3 zincir örneğimi döndürdüm. Şimdi şunu bırakıyorum arkadaşlar, buradakini yanındakine batıyorum. Burada 2 tane trabzanım oldu. 1 2 zincir. Bu yuvamın içine şu şekilde trabzan yapıyorum. Bakın alttan alıyorum. 1 2 3 4 2 zincir ve buraya geliyorum. 1 2 3 4 4 4 dolduruyoruz arkadaşlar. Zincir, 4 tane trabzan. İki zincir ve önce bakın burada 2 tane bırakıyorum. Buraya bir trabzan, bir de zincirimin içine şöyle arasına batıyorum, zincir araya. 2 trabzan da burada oldu. 1 2 3 zincir döndüm. Şimdi bunu bırakıyorum. Bütün trabzanlarım üstüne trabzan yapacağım. 2 zincir. Şöyle 2 4 tane trabzanımın üstünü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Trabzanımın üst tepelerine trabzan. Dörder tane. Şu şekil olacak arkadaşlar. Zincir. Zincir çekip buradaki 2 tane trabzanımın tepesini yapıyorum. Trabzanımın tepesini yaptım. Bir de şuradaki zincirimin içine yapıyorum arkadaşlar. Şey arasına 2 tane trabzanım olmuş oluyor. 1 2 3 zincir. Şimdi burada şu şekilde bakalım arkadaşlar. Şöyle üç zincirimi çektikten sonra bakın 3 zincir çektim. Yuvamın içine 1 2 3 zincirimle 4. 2 zincir ve
bu yuvamın içine. Zincir. Şimdi bu yuvanın içine. İki zincir. Ve bu şekilde dolduruyoruz yuvalarımızın içine. Kenara da görelim nasıl yapacağımızı. İki zincir. Bakın şimdi iki tane yuvamın içine de dolduruyorum bu yuvamın içine. Başta ne yaptıysak aynısını sonda onu yapıyoruz. Üç tane yaptım arkadaşlar. Bir tane de zincirimin içine yapıyorum. Şöyle bir trabzan. Bakın 4 tane trabzanı tamamlamış oldum. Şöyle. Şimdi tekrar aynı başta olduğu gibi 1, 2, 3 zincir ve döndüm. Bunu bırakıyorum buraya. 3 tane trabzan zincirimle 4 oluyor. 1, 2 zincir. Trabzanlarımın tepelerine trabzan yapıyorum. Buraya geldim. Sonra sonda da 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın 3 3 bir tane de zincirimin içine yaparak 4 tane trabzanımı tamamladım. Şu şekilde örneğimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Evet. Böyle büyüttüm. Çok kolay bir örnek arkadaşlar. Hem çok güzel hem kolay bir örnek. Beğeneceğinizi umarak bunu paylaştım sizinle. Hem önü bu, arkası da bu. İki tarafı da aynı. Hem ön hem arka çok rahatlıkla kullanılabiliyor. O yüzden çok kullanışlı arka ve önlü kullanılan örnekler her zaman tercih ediyorum ben. Çünkü her şeye oluyor. Atkıya, şala, battaniye, yelek, hırka ne isterseniz yapabileceğiniz hem kolay hem şık bir örnek. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.